merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Mustafa Bey, tarihi vefa kuru fasulyecisi olarak verilen hizmetlerinizi ve tercih edilme sebeplerinize geçeceğiz. Ancak öncelikle ekranları başındaki izleyicilerimize ben sizi kısaca tanıtmak istiyorum. Mustafa Aydın kimdir, kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz, biraz kendinizden söz eder misiniz? Mustafa Aydın, 01.05.1966 Konya Sarıyer'in doğumlu. Hı hı. 79'dan beri bu meslekteyim. Evet. Kuru fasulye üzerine ağırlık. Hı hı. Tabii ki ev yemeklerimizde gördüğünüz gibi mevcut. Evet. Oldukça geniş bir ürün yelpazesiyle. Evet. 1979 geniş. Yılından beri lokanta sektöründe 39. yılda veriyorsunuz. 39. yıldasınız. Efendim biraz bu vermiş olduğunuz hizmetler hakkında, bu lezzetler hakkında biraz bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii. Yani öncelikle şöyle diyeyim, gıda sektöründe, yemek sektöründe kalite ve özveri çok önemli. Evet. Kalitesinden ve özveriden şaştığın zaman yemekteki lezzeti de yakalayamazsın. Muhakkak. Müşterilerini memnun edemezsin. Kesinlikle. Bu kadar uzun yılda bu işi devam edemezsin. Evet, 39 sene dile kolay, uzun bir zamandır sektörün içerisindesiniz. Neler var yemek menünüzde, yemek çeşitleri olarak? Yemek çeşitlerimiz günlük olarak değişiyor. Şöyle diyeyim, ya yani bugünkü menümüzde işte kuru fasulyemiz zaten olmazsa temel, olmaz. Evet, olmazsa. O birinci sırada. Tas kebabımız, hı-hı, İzmir köftemiz, sebzeli kebabımız, fırında tavuğumuz. Bunun dışında başka işte karnıyarık gibi, patlıcan, hı-hı, kebabı gibi, patlıcan yemekleri, sebze yemekleri, biber dolma. Bu tür yemeklerle gelen müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Tabii bunun yanında yardımcı yemeklerimiz, tabii pirinç pilavımız, bulgur pilavımız, yardımcı yemek cacıktır. Turşumuz, zaten fasulyenin yanında soğanımız zaten. Olmazsa olmazlardan, evet. Ayrılmaz bir üçlü pilav, kuru fasulye, evet, ve turşu. Şimdi efendim, mevsime göre, mevsimsel burada günlük, evet, olarak yemeklerinizi hazırlıyorsunuz. Gıda sektöründesiniz. Çok hassas, çok ciddi, bir o kadar da riskli bir sektör. Evet. Yapılabilecek en ufak hatalar çok büyük olumsuz sonuçlara sebebiyet gösterir. Bu nedenle siz bu hizmeti sunarken neleri dikkate alıyorsunuz? Göz önünde bulundurduğunuz unsurlar nelerdir Mustafa Bey? Göz önünde bulundurduğunuz unsurlar, önce malzemem alırken seçerek alırım. Hı hı. Yani giderim. Domatesimi, sebzemi, her şeyimi halden alırım. Evet. Bayrampaşa'dan bakarım. Yani bunun bir organik olanı var. Bir de bildiğimiz gibi ilaçlamayla sebzemiz de zaten maalesef günümüzde o kadar yaygınlaştı ama. Kesinlikle. Ben ona çok dikkat ederim. Evet. Fasulyemi alırken pişirmeden, yani hep Erzincan fasulyesi kullanırım ama, hı-hı, pişirmeden, denemeden yine almam. Evet. Pirincim aldığınız böyle, yer devamlı aldığınız, tabii, yer, temin ettiğiniz yer ama. Yani şöyle diyebilirim, 20 yıldır aynı yerden alıyorum. Evet. Ama her aldığınızda siz denemeden. Yine de deniyorum. Evet, denemeden hazır hale de getirmiyorsunuz. Deneyip önce ondan kendiniz sonra deneyip sonra gelecek olan misafirlerinize, müşterinize burada yani sunuyorsunuz. Çünkü öyle bir şey ki şimdi fasulye de bizim tabii ne kadar Türk mutfağının vazgeçilmesi olsa da Arjantin'den, Kırgızistan'dan, yurt dışına ithal geliyor. Evet. Tarihi vefa kuru fasulyecisi nereden geliyor? Biraz bunun hakkında bilgi alabilir miyiz? Şöyle diyeyim, ben aşağı yukarı 17-18 yıl Süleymaniye'de fasulyecilik yaptım. Hı hı. Süleymaniye'den ayrıldıktan sonra, yani nerede devam edebilirim? Yine Yarımada'da çevresinde bulunayım diye burayı, hı hı, seçtim. Evet. Ebu Vefa Hazretleri Türbesi zaten hemen az yerimizde, Süleymaniye, evet, yukarıda, Şehzadebaşı yakınımızda. Evet. Bu üçgenin arasında bulunmayı tercih ettim, o yüzden, evet, burayı. Evet, yani ya, maneviyatın oldukça yüksek olduğu, evet, bir yerde yine, evet, siz bu hizmeti yine burada devam ettiriyorsunuz. Şimdi efendim biraz da tercih edilme sebeplerinize değinelim. Elbette sektörde yalnız değilsiniz. Evet. Evet, tarihi, tabii, vefa kuru fasulyecisi olarak, evet, kuru fasulyede bir numarasınız. Bunun altını çizerek söylemek istiyorum. Fakat sektörde de bu kadar çok işletme varken neden özellikle insanlar sizi tercih etmeli? Şimdi insanlar bizi neden tercih ediyor? Yemekte biraz önce de bahsettiğim gibi memnun kalırsa, hı-hı, tekrar olur. Memnun, evet, kalması zaten bir daha bırak gelmeye, yani kapının önünden geçmeyen insanlar olur yani. Evet, kesinlikle. Yani şahsen ben kendi açımdan diyeyim, ben de dışarıda yemek yiyorum. Ben, hı-hı, meraklıyımdır yani. Bir şey duyduğum zaman bir yerde
atıyorum bir et lokantası veyahut da bir balık lokantası veyahut yine bizim sektörün kısıklığa bile gidiyorum ben. Başka fasulyeciye gidiyorum, fasulye evet. yiyorum. Kendi fasulyeciyim ama evet. duyuyorum, gidiyorum, merak ediyorum. Yani. Evet. Sonuçta siz de bu sektörün tabii. içerisindesiniz şimdi ve yıllarınızı evet. vermiş bir insan olarak tabii ki sektörünüzle alakalı farklı yerlerde, farklı lezzetler olduğu zaman gidip oralarda da yine kendi uygulamanızı yapıyorsunuz, tatlarına bakıyorsunuz, neler kullanılmış, tabii. neler yapılmış. Ona göre de bir mukayese ediliyor. Kendi açtığım mazlum, olsa... onu orada kapatıyorum yani. Evet, kendi az da olsa orada bir mukayese olmuş oluyor. Şimdi efendim, 30 yılı aşkın bu sektörün içerisindesiniz. Evet. Neredeyse 40 yıl diyebiliriz. 39 senedir tam olarak bu hizmeti sunuyorsunuz. Evet. Vermiş olduğunuz bu güzel, bu lezzetli, bu kaliteli hizmette sektörün en iyilerinden birisiniz. Bundan sonra tarihi Vefa Kuru Fasulyecisi olarak neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz nelerdir? Yani hedefimde yine aynı yerimde bu işi devam ettirme. Hı hı. Öyle bir şey ki bazı, yani bizim sektörde bazı arkadaşlar dağılıyorlar, başka yerlere şubeler açıyorlar. Evet. Ama tabii ki ben de isterim ama şu yönden istemiyorum. Bir yere şube açarsan ben iki parçaya bölünemem. Evet. İlla ki bir yerde bulunacağım. Evet. İkinci ve muhakkak yerde, başında olmanız gerekir. İkinci yerde olamadığım için de orada başarılı olamam. Evet. Yani diyebiliriz ki siz bu hizmet kalitesine ödün vermeden bu şekilde devam ettirmek şekilde istiyorsunuz. Devam elbette ki ediyorum. Sizin de muhakkak isteğiniz vardır şubeleşmek gibi. Ancak sizin de söylediğiniz gibi çok fazla dağılamayacağınız için evet. ve bu ürünlerin, bu işletmenin başında durmak zorunda olduğunuz için de o yüzden mevcut olan konumu korumak istiyorsunuz diyebiliriz. Evet. Mustafa Bey, son olarak ekranları başındaki izleyicilerimize buradan bir gıda sektörüyle alakalı neler aktarmak istersiniz? Tavsiyeleriniz olur mu? Kısaca alabilir miyiz? Tavsiyelerim şudur. Şöyle diyeyim, eğer bir yemek malzemesi, gıda ürünü alırken dikkat ederek alsınlar. Evet. Bugün özellikle de hanımlar için söyle, pazara giderler. Evet. 2,5 liraya domates vardır, almazlar. 2 liraya vardır, giderler onu alırlar. Tamam, tabii ki o da satılıyor ama. Tabii ki muhakkak şey herkesin bütçesine göre ama yine bütçesini de düşünüyor ama en iyi ürünü almak kilo, da yine sağlık açısından 1,5 kilo alsın, iyisini seçerek alsın, seçerek alsınlar. Sonuçta bir Hı-hı. sağlık söz konusu tabii, burada tabii. da diyebiliriz. Yeme gıda üretimi yaparken de tencereyi ocağın üstüne bırakıp da ekran başına yatan dedikoduya gitti mi? Evet. O yemekten ne bir tat olur ya altı tutar. Evet. Dibi tutar, yanar. Ya suyunu çeker, ya tuzunu unutur. Ya mutlaka hani yemek pişirirken başından ayrılırsan, özverini, itinanı göstermezsen evet. o yemekte lezzet alamaz. Evet, kesinlikle haklısınız Mustafa Bey. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkürler, sağ olun. Çok sağ olun.